Dünyada şu an 65'e yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu 65'e yakın ülkenin 20'nin üzerindeki ülkenin polisinin ve askerinin direkt tedarikçisiyiz. Öncelikle iki ana gövde var. Bu iki ana gövde, birisi askeri amaçlı mühimmatlarımız var ve sivil amaçlı mühimmat ve fişeklerimiz var. Bu ikisinin altında tabii birçok kırılımlar var. Bizim askeri amaçlı dediklerimizin altında yine tabanca fişekleri ve yivli tüfeği fişekleri ve bunun yine yanında, yani piyade tüfeği fişekleri ve bunun yanında keskin nişancı tüfek fişekleri ve zırh dericiler vesaire birçok çeşitler var. Askeri alanda şu an 4 kalibrede hizmet veriyor, üretim yapıyoruz. 9-19, 5-56-45, 7-62-39 ve 7-62-51. Bunun yanında sivil alanda, yani biz yine yabancıların tabiriyle metallic ammunition dediğimiz tarzda 223 ve 308 Remington modellerinin de üretimlerini yapıyoruz. Bunlar soft point, ucu yumuşak olan, tamamen avda kullanılan ama yine yivli setli silahlarla kullanılan modeller. Diğer tarafa dönecek olsak, sadece sivil amaçlı yaptıklarımızda, sivil amaçlı yaptığımız av fişeklerimiz var. Av fişeklerimizde 3 tane markamız var. Bu 3 markamız Sterling, Kaiser ve Victor Sport. Bu 3 markanın 3'ünün de tabii ki çok yabancı gelebilir. Belki yabancı ülkelerden buraya ithal ettiğimiz gibi bir algı oluşturulabilir. Ama bunu söylemekte biz hem fayda hem de gurur duyuyoruz. Bu markaların 3'ünün de bütün hakları Turaş firmasına aittir. Türkiye'mize, ülkemize aittir. Sterling markasının Amerika'daki bütün haklarına kadar hepsi firmamıza ait. Biz bunları çok daha önce, hatta bazılarını fabrika kurulmadan önce, daha biz bu işin Türkiye genelinde distribütörlüğünü ve toptancılığını yaparken bütün bu hakları ve patent haklarını, isim haklarını dünyanın her yerinde topladık. Şu an Avrupa'da, Amerika'da ve daha Afrika'da ve Asya Pasifik'te bütün bu isim hakların tamamı ve tüm haklarıyla firmamıza ait. Her markada av fişeği üretimimiz var, sivil amaçlı öncelikle. Av fişeğinde neler var derseniz, bir kere kalibreler 12, 16, 20 kalibre, 24 kalibre, 28 kalibre, 32 kalibre ve 36 kalibre olarak çeşitli kalibrelerimiz var. Bu kalibrelerin altında farklı gramajlar var. Yani bir bizim saçma grubu dediğimiz tamamen avda kullanılan saçma grubu var. Diğer tarafta da daha çok büyük avlarda kullanılan tek kurşunlarımız var, şavratinlerimiz var, dokuzlu toplarımız var. Bunların tamamı av amaçlı. Av amacının haricinde yine 12 kalibrede, yine bizim kendi markalarımızla yaptığımız bir de savunma amaçlı fişeklerimiz var. Bu savunma amaçlı fişeklerimizin kullanımı daha çok bölgelerdeki, yani ülkelerdeki sınır güvenliğinde veya terörle mücadelede veya toplumsal olaylarla mücadelede, başkaldırı ve işte bu riot control dedikleri amaçla kullanılan fişeklerimiz var. Bu amaçla kullanılan fişekler de bu başka bir grup. Biz bu gruba less lethal grubu diyoruz. Yani öldürmeyen fişekler. Öldürmeyen fişekler grubunda 12 kalibre olarak av tüfekleriyle ya da pompalı tüfeklerle kullanabileceğiniz bir grup var. Bir diğer tarafta, yine tekrar askeri tarafa dönüyorum. Less lethal grubunda da 9 mm, 5.56-45 ve 7.62-39 yine less lethal ürünlerimiz var. Bunlar da tamamen savunma amaçlı bir diğer ürün grubu. Spor müsabakaları başlatmakta veya işte eğlencede kullanılmak amacıyla üretilmiş bizim ses fişeklerimiz var. Bunlar sadece ses çıkartıyorlar. Gelen düşmanı da korkutabilirsiniz. Kuşları da korkutabilirsiniz. Hatta havaalanındaki, işte biliyorsunuz, hiçbir kuşu öldürmek istemiyoruz. Ama bütün uçakların motorları için çok büyük bir tehdit. Bunları korkutmak için de tabii yine bu fişekler kullanılıyor. Bu şekilde yine sivil amaçlarla üretilmiş ses fişeklerimiz mevcut. Bunların 9 mm olan versiyonları var. Bir de 12 kalibre olan versiyonları var. Aynı zamanda askeri ya da sivil tam konumlandırması belli olmamakla beraber sevk fişeklerimiz var. Hem 12 kalibrede hem de 9 mm'de. Bunların üretilme amacı, yapılış amacı da
bir başka büyük fişeyi veya bir füzeyi ilk ateşlemek için, harekete geçirmek için ya da bir mekanizmayı çalıştırmak için üretilen fişeklerimiz var. Bu fişeklerimiz çok yüksek basınç, yani büyük bir gücü vardır, itme gücü vardır. Yüksek bir şekilde alev güçleri vardır. Bu aslında başka bir şeyi ateşlemek için ve harekete geçirmek için. Tabii ilk amacımız ithalatın önünü keserek ülkemiz dövizinin dışarı çıkmasını önlemek. Bundan sonraki aşama ülkenin ihtiyacını karşıladıktan sonra yurt dışına ihracat yaparak artı ülkeye bir gelir sağlamak. Biz ilk 9-19 imalatına girdiğimizde Türkiye'nin o dönemde toplamda yıllık 150 milyon adet kadar bir 9-19 tabanca fişeğine ihtiyacı vardı ama bunun 60 milyonu bazen 80 milyonu bazen 50 milyonu karşılanabiliyordu. Biz öncelikle bu ithalata bir set çekmek için bu işte soyunduğumuzda bu ihalelere girdik, ihaleleri aldık ve şu an burada önümde görmüş olduğunuz ilk olarak bu 9-19 para bölüm fişeğe çıkardık. Bu fişek Türkiye'de zaten vardı ama yetmiyordu. Türkiye'nin ihtiyacını karşılamıyordu. Bizimle beraber Türkiye'nin ihtiyacı karşılanır oldu. Ve önünde devam eden birkaç yıl içerisinde artık Türkiye'nin ihtiyacı tamamen makine kimya, Turaç ve onu takip eden diğer firmalarla karşılanır hale geldi. Burada ciddi manada ülkenin dövizinin yurt dışına çıkmasının önüne biz bir engel koymuş olduk. Para bölüm modelini yaptıktan sonra öncelikle 919 Luger modeline yöneldik. 919 Luger tamamen sivil amaçla üretilmiş bir fişektir. Askeri amaçla değil. O yüzden üzerinde lak yoktur. Ayrıca hız ve basınç değerleri de diğerinden farklıdır. Normal 919 yarı otomatik bir tabancayı çalıştırabilecek şekilde üretilmiştir. Bu yüzden diğer para bölümde olduğu gibi makinalı tüfek ya da makinalı tabancayı çalıştırma zorunluluğu da olmadığı için basıncının düşüklüğü sayesinde namluya yani tabanca namlusunun ömrüne ömür katar. Yani normalde bir tabanca namlusu diyelim ki misal parabellumda eğer 30 bin atışa imkan veriyorsa, 30 bin isabetli atışa imkan veriyorsa bu Luger'de 50 bin atışa kadar çıkar. Bu fişekten daha önce Türkiye'de yoktu. Zaten biz ilk çıkardığımızda da Luger'i yani Luger diye bir fişek mi var? Bunu nereden çıkardınız siz diye çok eleştiriler ve sorular geldi. Ama bunu yurt dışına gitmiş, yurt dışında görev yapmış ya da yurt dışında eğitim almış. Zaten bütün asker ve polisler biliyordu. Bu 919 Hollow Point. Bunun uç çekirdek kısmı 6 parçacıklıdır. Bu fişekten Türkiye'de hiçbir şekilde üretimi yoktu. Ve özel harekat ve özel kuvvetlerin de çok kullandığı bir fişek bu. Dolayısıyla bu fişeği Türkiye'ye ilk biz kazandırdık. 2015 yılında özel harekat dairesi aldı ve kullanıma başladı. Bir başka yine özelliği bu fişeğin açıldığı için çok dar alanlarda, kapalı yerlerde yapılan operasyonlarda duvardan sekmez. Bir diğer ürünümüz Subsonic. Subsonic olarak imal edilmiş silahlarla kullanılıyor. Yani halk tabiriyle işte susturuculu silahlar diyelim ama aslında bu susturuculu silah değil. Daha imal edilirken biz buna bastırılmış diyoruz. Sesi bastırılmış silahlar tarafından kullanılan bir mühimmat. Bu silahıyla mühimmatı bir araya geldiğinde gerçekten aşırı güçlüdür. Çok ağır bir çekirdeği vardır. Kuvveti çok fazladır. Ama neredeyse hiç ses yoktur. Ve en önemli özelliği de havada giderken bütün mühimmatların havayı yardıkları için havada oluşturdukları bir hava yolu dediğimiz oluşturduğu hava yolunun da bir sesi vardır. Ve o sesten de mühimmatın nereden geldiğini karşı taraf anlayabilir. Bunda hava yolu sesi yoktur. Havada ses oluşturmaz. Ses oluşturmadan gider. O yüzden bu mühimmatın nereden geldiğini anlamak imkansız. Sadece eğer çıkan alevi görebilirse geceliğin o da gündüz görülemez. O zaman nereden geldiği anlaşılabilir. 556-45'in sivil versiyonu vardır. 223 Remington dediğimiz ucu yumuşak nüveli. Daha avlarda kullanılan özellikle Amerikan pazarında falan çok popüler olan bir üründür. Bu ürünü Türkiye'de ilk defa biz yaptık. Daha önce Türkiye'deki silah sahipleri için ithal ediliyordu. Artık ithal edilmiyor. Bir yine diğer
ürünümüz artık Ghibli'ye geçtik, Ghibli'den devam edelim. 308 kalibre, biliyorsunuz malum 7.62-51'in, bu da sivil versiyonudur. 7.62-51 çok uzun süredir MK tarafından üretiliyor Türkiye'de ama bu versiyon hiç üretilmedi. Bunu da ilk üreten biziz. Ucu soft point'tir. Sadece büyük avlarda işte geyik, domuz vesaire, ayı gibi avlarda kullanılan bir fişek. Şimdi bu 7.62-39 konusuna gelmek istiyorum. Bu 7.62-39 kalibresi biz Türkiye'de tabii NATO'ya bağlı olduğumuz için nedense bu bir Rus kalibresi ve bu 7.62-39 da bir Rus kalibresi olduğu için Türkiye'de bir şekilde bir direnç görmüş ve hiç kimse bunu üretmemiş. Ama Türkiye'nin ihtiyacı her zaman var. Yani Türkiye'nin 90'lı yıllarda bu kalibreden yıllık işte 6 milyon ihtiyacı varken işte 2000'li yıllarda 20, 30, 40 derken artık yıllık 100 milyon adetleri falan konuşmaya başladığımız bir kalibre. Burada bizden önce devletin de bir üretmişliği yok. Türkiye'de ilk defa 7.62-39 bir şey ürettik ve bu şeyin de iki versiyonunu ürettik. Birinci versiyonu normal standart ball type dediğimiz versiyonu. Bunu ürettikten sonra bir de yine bazı gelen talepler için bunun ucu soft point olanını ürettik. Ve bu iki versiyon, ikisi de Türkiye için yepyeni. Çok önemli fişekler bunlar. Çünkü bu fişeği üretmediğimiz geçtiğimiz yıllarda bu fişekte tamamen yurt dışı bağımlılığımız vardı. Bazen siyasi dengeler yerinden oynadığında, hatta uluslararası arenada fişeksiz kaldığı dönemlerde olmuştur güçlerimizin. Ama bundan sonra bizimle beraber böyle bir şey olmayacak. Biz bunu Dünya Çevre Günü'nde bir çevreci fişek olarak çıkardık. Bu 919 Luger TFMJ. Ya bu FMJ işte full metal ceket, yani gömlekli mühimmat diyebiliriz Türkçesi. Bu TFMJ dünyada yeni bir furya. Buna EMJ diyenler de var. Yani işte yabancıda işte Toyota'lı full metal ceket diyorlar. Biz de bunu Türkçe'ye tüm metal gömlekli tabanca fişeği olarak çevirdik. Bunun özelliği şudur. Çekirdeklerin biliyorsunuz arka tarafında bir kurşun boşluğu vardır. Ve ateşlenme sırasında kapsül, işte kapsül barutu yakıyor. Barut da çekirdeğe iterken aynı zamanda o kurşun kısmını da müthiş bir basınçla sıkıştırır ve onu alevle de yakar. Dolayısıyla çekirdek namluyu terk ederken bu kurşun havaya ve doğaya salınıyor. Bu doğaya salınımını sıfırdan indiriyor bu sayede TFMC'nin özelliği. Bir başka yine yararı da şu. Diyelim ki siz atış sporcusunuz, tabanca musabığısınız, durmadan atış yapıyorsunuz poligonlarda. Tabii ki hepsi hedefi bulmuyor. Hedefi bulmadığında bu toprağa düşüyor. İşte toprağa düştüğünde bu TFMJ'nin çekirdeği arka tarafı gördüğünüz gibi bakırla, nikel ve bakırla kaplıdır. Bu kaplı olduğu için toprağa düştüğünde de toprağa zehirlemesi veya zehirin salınımı, kurşun salınımı yine sıfır. Yani hedefi bulmadığında da vurmadığınızda da sizin bunu doğadan toplamanıza gerek yok. Hiçbir şekilde zehirli kurşun atığını doğaya bırakmış olmuyorsunuz. Biliyorsunuz bu dronlar, tabii şimdi ülkeler tarafından kullanılan dronlar var. Ülkeler tarafından kullanılan dronların belli bir çapları var, büyüklükleri var. Her şeyi, birçok şey tespit edilebiliyor. Ancak bu terör örgütleri son zamanlarda şunu keşfettiler ki çok daha küçük çaplı el yapımı dronlarla patlayıcı maddeler atılabiliyor. Yani bir küçük bir askeri birliğe atılabiliyor, küçük bir karakola atılabiliyor. Bütün karakollara, tüm askeri birliklere, dünyanın en gelişmiş milyon dolarları harcanmış anti-drone sistemlerini kurmanız mümkün değil. Bunun için de bizden, jandarmamız tarafından bir talep geldi. O talep de şöyleydi. Biz her yerde kullanılabilecek
Çok basit bir çözüm istiyoruz. En küçüklük bir timimiz bile, 12 kişilik bir timimiz bile giderken eğer onlara drone'la herhangi bir terör örgütü tarafından bir saldırı olursa onu durdurabileceği bir çözüm var mı? Biz de onun için anti-drone fişeklerini ürettik. Bu anti-drone fişekleri 3 model. Bir normal modelimiz var. Onun haricinde Magnum modelimiz var ve Super Magnum modelimiz var. Normal modelimiz şu an herkesin elinde bulunan tüfeklerle ateşlenebilir bir model. Ama buna amaca uygun bir tüfekle ateşlendiğinde bu anti-drone normal standart 70 mm kovanlı fişeğimiz 100 metreye kadar etkili. Yani 100 metre mesafe içerisinde yakın olan bütün dronların tamamını etkisiz hale getirebilir. Magnum olan modelimiz 76 mm kovan uzunluğu var. Bunun menzili 120 metre. Süper Magnum bu en son artık en kuvvetli 12 kalibre tüfektir. Tüfek ve fişek yatağını da zaten Süper Magnum olarak temsil ediyor. 150 metre mesafesi var. Bu mesafedeki bütün gelen dronları etkisiz hale getirebiliyor. Bunun içinde tabi barutu tapası ve içindeki yine projektili çok özeldir. Bu fişekte şöyle de yine bir özelliğimiz mevcut. Yani çok iyi nişan almanıza gerek yok. Bunun için şunu demek istiyoruz. Yani bunu kullanacak ekibe, time çok uzun uzun aylarca süren eğitimler vermenize gerek yok. Belki bir ay bir eğitim içerisinde alıştıkları zaman bunu çok rahatlıkla kullanabilirler. Bir diğer yine 12 kalibrede gelmişken farklı bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bunlar da bizim 12 kalibre öldürmeyen fişeklerimiz. Burada yine 3 tip fişeğimiz var. 3 farklı amaç için. Bu 9 top olan fişeğimiz. İçinde 9 tane kauçuk top var. Bu genelde Türkiye'de pek kullanılmıyor ama yurt dışında bizim sattığımız bölgelerde sınır güvenliği için kullanılıyor. Sınıra yaklaşan herkes terörist değil. Kaçakçılar da var, başka şeyler yapanlar da var, sınırı ihlal edenler var ama onlar terörist olmaz, öldürmemeniz de gerekiyor ama onların da sınıra saygı göstermelerini sağlamanız lazım. Dolayısıyla böyle bir çözümümüz var. Bu ciddi manada can yakan ama asla kalıcı bir yaralanmaya veya ölme sebep olmayan bir fişek türümüz. Bunu özellikle Asya Pasifik bölgesinde birçok ülkede tüm sınırlarında kullanıyorlar bizim ürünümüzü. Bunun yine iki toplu olanı var. Bu iki toplu olan modeli biraz daha çok belirli bir hedefe, biraz daha belirli bir hedefe, yani topluluğa değil de belirli bir hedefe atmak için kullanılan modeli. Aynı zamanda yine bunu yurt içinde farklı amaçlarda da kullanıyorlar. Bence çok da akıllıca. Yani işte kendi bahçesi, arazisi veya çiftliği olanlar diyor ki gelen hayvanları öldürmek istemiyorlar. Onun için de bu çok çok iyi bir çözüm. Bir de yine son bir modelimiz bununla alakalı. Biz buna roket modeli diyoruz. İçinde tek parça roket şeklinde bir kauçuk projektil var. Bu kauçukla belirli bir hedef vurmak için, yani bir gösterici bir şey, elinde molotof kokteyli tutan, size bir şey atacak, bir şey fırlatacak birisini etkisiz hale getirmek istediğinizde, gücünü almak istediğinizde ama onu öldürmeden, kalıcı olarak yaralamadan, bu da en iyi çözümlerden bir tanesi. Yine burada size 3 tane fişek daha tanıtmak istiyorum. Yine öldürmeyen, bizim bu non-lethal dediğimiz grubun içerisinde olan fişekler. Burada 919 modelimiz var. 556-45 modelimiz var. Ve 762-39 modelimiz var. Bu 3 modelin bunlar normal askerlerin veya polislerin ellerinde bulunan tüfeklerle atabilecekleri öldürmeyen mühimmatlar. Yani bunu şunun için söylüyoruz. Dünyada birçok değil de yani 4-5 tane bilinen firmalar var. Bu 4-5 tane bilinen firma da yine bizim yaptığımız gibi öldürmeyen mühimmatı yapıyorlar ama onların öldürmeyen mühimmatını kullanmak için silahta kesinlikle ya kızağını değiştirmeniz gerekiyor ya namlusunu değiştirmeniz gerekiyor, mekanizması. Silahta modifikasyon yapmadan kullanma şansınız yok. Ama bizim bu ürettiğimiz bu 3 modelin 3'ü de hiçbir modifikasyon yapmadan silahlarda kullanılabilen modeller. Bu yüzden gerçekten ciddi manada bir popülariteleri var.
bu fişekleri de bu şekilde yapan dünyadaki iki fabrikadan birisiyiz. Bir Avrupa'da bir fabrika var, bir de biz varız. Dünyada sadece bu konuda tek bir rakibimiz var. Bunu da gururla söylüyoruz. Sadece burada yine aslında belki av fişeği denmeyecek farklı şeylerden bir tane bahsetmek istiyorum. Bizim pyroteknik dediğimiz sinyal fişeğimiz var. Bu gece aydınlatma için gökyüzüne 150 metre kadar çıkıp sonra bir U dönüşü yaparak yarıya kadar iniyor. Olduğunuz yeri tamamen aydınlatıyor. Yani kaybolursanız güvenlik güçlerinin sizi bulması için çok iyi bir şey. Ya da etrafınızda bir şey var, şüpheleniyorsunuz. Attığınız zaman etraf tamamen aydınlanıyor. Silahınızla beraber taşıyabileceğiniz özel bir ürün. Bir yine son yıllarda çıkardığımız özel modellerden de bir tanesi. Bunu da Türkiye'de ilk defa biz yaptık. Buna bu gördüğünüz gibi bütün fişeklerden çok çok daha küçük, kısa. Yani dünyanın en kısa, en küçük fişeği diyebiliriz. Biz buna mini silah diyoruz. Bu mini silahın şöyle bir özelliği var. Yani silahınızın kapasitesi diyelim ki 8. 8 şarjör kapasitesi var. Bundan koyduğunuz zaman 8 kapasite direkt 11 kapasiteye çıkıyor. Ya da 5 kapasitesi varsa 7'ye çıkıyor. Aynı zamanda küçük olduğu için taşıması çok kolay. Yani birisinin işte üzerinde 300 fişek taşıdığını düşünelim normal fişeklerden. Bu fişek de o zaman 350-400 fişek taşıyabiliyor. Çok küçük olduğu için hızlı bir şekilde sürülüyor. Zaten bu yarışmalarda hızlı dolum için özel geliştirilmiş bir fişek. Bu fişeğin bu aslında müsabakalar için biz bu fişeği geliştirdik. Türkiye'de de ilk defa biz yaptık minisila ama gelecekte daha fazla mermi kapasitesine ulaşıldığı için belki askerler ve polisler tarafından tercih edeceğini düşünüyorum. Şöyle göstermek gerekirse ne kadar küçük olduğunu daha iyi anlaşılacaktır belki. Neredeyse yarısı kadar olan bir fişek ama namlus çıkış hızı yine 400 metrenin üzerinde, basıncı sağlıyor, silahları otomatik bir şekilde kuruyor. Bu gerçekten iyi yerlerde, iyi ellerde çok güzel sonuçlar getirebilecek bir fişek. İlk ihracatımızın tutarı 10.000 dolardı ve Litvanya'ydı. Küçük demedik, küçümsemedik. Bugün geldiğimiz nokta 2018 yılı itibariyle, yani 2018 yılında fişek ve mühimmat konusunda Türkiye'de ihracat şampiyonu olduk. İhracat şampiyonu, 18 milyon dolarla ihracat şampiyonu olduk. 2019 yılında 24 milyon dolarla kapattık. Bu sene açıklanmadı SSB tarafından COVID sebebiyle ama büyük ihtimalle yine ihracat şampiyonu biziz. Belki bu seneyi de 30 milyon dolarla kapatmış olacağız. Dünyada şu an 65'e yakın ülkeye ihracat yapıyoruz. Bu 65'e yakın ülkenin 20'nin üzerindeki ülkenin polisinin ve askerinin direkt tedarikçisiyiz. Yani birçok sivil pazara satışımız olmakla beraber bazı ülkelerin de direkt tedarikçisi olduk. O ülkelerin polisleri veya askerleri bizim burada ürettiğimiz Sterling marka fişekleri kullanıyorlar. Bu da bizim için çok gurur verici bir şey. İthalat yaptığımız ülkelere mühimmat satabilmiş olmak. Yani bizim için tabii çok önemli olanlardan bir tanesi mesela Almanya'ydı. Almanya'dan ilk talep geldiğinde hani dedik ki acaba bunlar ciddiler mi? Yoksa bizi mi deniyorlar? Bizim ürünlerimizi mi test ettiler? Gerçekten Almanya 919 tabanca fişeğini Almanya sattık. Almanya niye bizim için çok önemli? Sonuçta 9x19 milimetre hem Luger'in hem de Parabellum'un icat edildiği ülke, ana vatanın ve onun isim babası. Bizim bu ülkede orada 3 tane devasa mühimmat fabrikası varken bizim o ülke ürünümüzü satmamız, orada bunların kullanılmış olması gerçekten bizim için gurur verici bir şeydi. Farklı bir şey yani Türkiye'den mesela Sri Lanka'ya savunma sanayinde yapılan ilk ihracat yine firmamıza ait. Yani bugüne kadar kimse oraya bir şey satmamış. Yani kimse telsiz bile satmamış ama biz ilk mühimmatla oraya bir giriş yapmış olduk. Türkiye'ye gerçekten geçmiş yıllarda mühimmat ve silah satmış olan birçok ülkeye bizim ürün satmamız bizi gerçekten şevklendiriyor. Yani bugün İsrail'in bile bizden bazı mühimmatları istemesi, hatta bizim onlara
bazı mühimmatları satabilmemiz, bazılarında satamamamız ve satamamamızı onlara deklare etmemiz, işte bu mühimmatları size satmamıza izin yoktur dememiz bile bizi gerçekten gururlandıran noktalardan bir tanesi. Dünyanın tabii en büyük pazarı Amerika bu konuda. Amerika'ya da mühimmat satışımız çok bizim için tatmin edici olmasa da, çok az düzeyde de olsa, oraya da olan satışımız ve şu an orayla olan çok daha yeni büyük çaplı görüşmelerimiz, bunların hepsi bizi şevklendiriyor ve gururlandırıyor. Şu an fabrikamızın toplantı salonundayız. Toplantı salonunun da duvarlarında tarihsel bir, aynı zamanda bizim de bir hikayemiz var. 1987'den başlayarak bazı işte önemli zamanları, önemli ziyaretleri çekip işte resimlediğimiz zamanlarda arşivden onları çıkardık. Duvarımıza işte yerleştirdik. Firmamızın hikayesi 1987 yılında başlıyor. Bir av bayisi olarak başlayan bir hikayemiz var bizim. Yani hem av bayisi hem de ithalatçı. Bu o dönemde işte firmamızın kurucusu babam. Ben ikinci kuşağım. 1987'de yine kurulduğunda tabii biz de o zaman çocuğuz. Silahlara da meraklıyız. O yüzden bizim de burada böyle silahlarla falan bazı fotoğraflarımız var. Hatta üstte sağdaki o fotoğraf önemli bir fotoğraftır bence. Çünkü Türkiye'de av ve silah konusunda yapılan ilk fuar 1990 yılında Ankara'da Altın Park'ta yapıldı. O dönemde bu fuarlar yapılırken artık biraz da böyle panayır havasındaydı, cümbüş havasındaydı. İşlerin buralara kadar geleceğini kimse hayal edemezdi. Kimse derken babamı yine hariç tutuyorum. Çünkü bir gün babama bu soru soruldu. Dediler ki ya siz ithalat yaparken bu ürünlerin Türkiye genelinde dağıtımını yaparken bir gün işte mühimmat imal edeceğinizi düşünüyor muydunuz, hayal ettiniz mi bunu dediler. O da dedi ki önümüzde engeller olmasaydı daha fazlasını hayal etmiştik. Yani burası dedi geldiğimiz nokta dedi, hayal ettiğimiz bir nokta değil dedi. Tabii biraz öyle büyük ve engin düşünceli olmak lazım. Buradaki fotoğrafta da fabrikamızın ilk kuruluştaki işte temeli atılıyor vesaire. İşte ilk demirler çatılırken 2008 yılında işte babamın yaptığı ilk kaynak fotoğrafları var. O dönemde yine açıldıktan sonraki ilk valimizin ziyaretleri, bunlar hep 2008, 2009 ve 2010 yıllarının fotoğrafları. O zaman tabii daha fabrikanın yolları vesairesi hiçbir şey yok. Sadece binalar var, toprak yollarımız var. Toprak yollardan gidiyor geliyor. Biz de işçiler de hep beraber. Yine aynı dönemde 2011 yılında bizim için önemli noktalardan bir tanesi, yani 2011 yılında tekrar ziyarete gelmişlerdi bizi. Almanya'da işte Ruag firması eskilerin bilmesiyle, yani eskiler öyle bilirler, Dynamit Nobel isminde bir firmanın şu anki ana şemsiye firması. Bu dünyada mühimmat üretiminde en eski, en köklü firmalardan bir tanesidir. Hatta şöyle bir şeydir, yani Dynamit Nobel firması bu. Şu an işte Almanya'da Fürth şehrinde olan firma, bizim işte 919 Parabellum dediğimiz fişeğin mucidi, isim babası, ona adını veren, ismini veren, dünyada patentlerini alan firmada. Daha bunun gibi birçok kalibreleri var. Ama bu herkesin bildiği bir şey olduğu için, herkesin de belki bir gün elinden geçmiştir, kullanmıştır. Bunun isim babası, proje mimarı olan firmadır. Biz bu firmayla 2010 yılında bir lisans anlaşması yaptık ve bu lisans anlaşmasıyla beraber bu firmanın yine altındaki markalar, işte dünyaca ünlü işte Rottweil, RWS, Gejo, Norma, bunların hepsi birçok kullanıcının veya bu işlere meraklı askerin, polisin bildiği markalardır. İşte bu markaların hepsinin ana firması Ruag firmasıyla yaptığımız anlaşma neticesinde biz Rottweil fişeklerini Türkiye'de ürettik.
Ve onların lisansıyla ürettiğimiz bu fişekleri de Almanya'ya gönderdik. Almanya'daki Ruag firması da dünyadaki 60 ülkeye bunun ihracatını yaptı. O dönem için bizim de başlangıç dönemimizde bu çok ciddi manada bizim için bir know-how transferi sağladı. Biz çok ciddi Almanlarla beraber, Alman mühendislerle beraber çalışırken çok ciddi bir kazanım elde ettik. Ve bu 7 yıl kadar devam etti, sürdü. 7 yılın sonunda artık tabii Almanlar devam etmek istediler ama biz artık dedik ki hani biz bunu devam ettirmek istemiyoruz dedik. Ve sonlandırdık. Tabii bizim için de bir taraftan şöyle artık bizim onlardan da öğrenecek bir şeyimiz kalmamıştı son 7 yılın arkasından. Hatta 5 yılın sonunda bitirmeyi de düşündük. Böyle bir süreçtir. Bu arada hem onların sistemlerini, nasıl disiplinli çalıştıklarını, bütün testlerini, test aşamalarını, aynı zamanda bu bizim için, tabii firmamız yeni bir firma değil, 1987'de 33-34 yıllık bir firma ama imalat konusunda yeni bir firmaydık. Dünya arenasında yeniydik. Dünya arenasında bizim için dünyanın en eski mühimmat fabrikasına fason da olsa üretim yapmak bizim için çok büyük bir referanstı. Bu referansı da hakkıyla kullandık diye düşünüyorum. Yine burada bazı şeylerimiz var. Aşağıda biz de böyle bir taraftan artık merakla bunlara başladık. Bu bizim ürettiğimiz ilk fişek. En sağdaki kırmızı olan kutu 29.04.2009 tarihli. Yani bu fabrikada üretilen ilk fişek. Bu fişeğin tabii çok eski versiyonları da var. Onları da göstereceğim. Biz aynı markayla fişeği İngiltere'den ithal ediyorduk. Sonra ithal ettiğimiz fişeğin yerli üreticisi olduk. Burada arka tarafta üzerinde yazısı olmayan gördüğünüz fişekler makine kimya endüstrisinin ürettiği ilk fişekler. Buradaki birçok şey, bazı şeyler daha da eski. Bunlar aşağı yukarı 100 yıllık tabanca mermilerinin, yani mermi diyelim, yani tabanca mermilerinin kalıbı. O zaman işte kömürde harlanmış ateşte tabanca mermisinin çekirdek kısmını dökmek için kullanılan kalıplar. Yine burası bizim için önemli bir dönüm noktası. 2013 yılında, çünkü işte 2009 yılında Afişe'yle başlayan serüven ondan sonra devam ediyor. 2011 yılında biz ilk girişimlerde bulunduk. Tabanca fişeği nasıl üretiriz, gibli fişek nasıl üretiriz diye. 2011 ile 13 yılı arası işin açıkçası prosedürlerle, bürokrasiyle, evrak işleriyle böyle geldi geçti. Türkiye'de çok tartışmalar oldu. En üst düzeyde Bakanlar Kurulu'nda dahi tartışıldı bu konu. Bizim konumuz, yani yerli bir firma var. Mühimmat üretimi yapmak istiyor ama bir taraftan da devlet firması var. Üretim yapan. Özel sektöre bu izin verilsin mi, verilmesin mi? Verilirse ne olur, verilmezse ne olur? Özel sektörün bu konuda önü açılsın mı diye. Biz tabii açılması için çok zorladık. Bütün her yere başvurduk, bütün kapıları aşındırdık. Bütün bunlara karşı ciddi manada mücadelemizin sonunda 2013 yılında üretim izin belgesini almakla birlikte resmi olarak da o zamanki Savunma Bakanımız Sayın İsmet Yılmaz Bey'in gelmesiyle beraber açılışımızı yaptık. Yani fabrikanın tabanca fişeği kısmının açılışı yapılmış oldu. O günden beri hiç durmadan tabanca fişeği üretiyoruz. Yani tabanca fişeği üretimimiz de artık 7 yılını doldurdu. Daha sonra tabii bunu takip eden süreçte çok fazla dünyanın her yerinde fuarlara gidip gelmeye başladık. Kendimiz işte İDEF fuarında ciddi manada tanıtmak için gayret gösterdik. Bütün heyetlerle oralarda buluştuk. Bunlar yine eski fişeklerin dolumlarında kullanılan malzemeler. Yani bunların her biri minimum 30 yıllık, 40 yıllık malzemeler. Hepsinin ayrı ayrı kullanım şekilleri var. Çok enteresan. İşte hatta bazıları defalarca bir fişek nasıl atıldıktan sonra defalarca o kovanlar toplanır, tekrar nasıl atılır diye geliştirilmiş malzemeler de var. Ama bugün tabii bizim yerli sanayimizle beraber artık attığımız fişeklerin kovanlarını yine topluyoruz. Ne için? Doğaya zarar vermesin diye topluyoruz. Ama eskiden attığımız fişeklerin kovanlarını onları yeniden doldurabilmek için topluyorduk. Ve çok değerliydi. Atılmış kovanlar da satılırdı. Atılmış kovanın fiyatı vardı. Neden? Çünkü bütün kovanlar yurt dışından ithal geliyordu. Ama biz ve bizim gibi yerli imalatçıların çoğalmasıyla beraber artık bütün bu maliyetler çok aşağı düştü. Kovanın maliyetinin, yani fişeğin maliyetinin düşmesi, kovanın maliyetinin düşmesi artık sadece doğaya zarar vermesin
doğada kalmasın diye toplanıyor bu kovanlar. Yine burada birçok işte katıldığımız fuarlar, organizasyonlar, bizi ziyarete gelen işte dönemin valileri, işte bakanları, meclis başkanlarımız, onların hepsinin fotoğrafları yer alıyor. Burada yine eski, çok eskiden bulduğum bir şey var, böyle bir kurt basan av tapaları diye. Bunu seviyorum çünkü adamın telefon numarası üzerinde yazan 1229. Yani 1229'u arayınca o çıkıyormuş o zaman. İşte zamanında her yerde, işte ülkenin her yerinde küçük küçük girişimciler bir şeyler yapmışlar ama kimse bunları bir araya getirip bir fabrika maalesef ortaya koyamamış. Tabii bunu ortaya koymak için ülkede de ekonomik güç lazım, siyasi irade lazım. İşte siyasi iradenin, ekonomik gücün hepsinin bir araya geldiğinde de işte böyle güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Yine burada Emniyet Genel Müdürümüzün ve daire başkanlarımızın, büyükelçilerimizin hepsinin ziyaretlerinden fotoğraflar var. Artık 2019 yılına doğru gelmiş olduk. 2019-2020 yılında böyle farklı bütün Avrupa'da birçok ülkede fuarlara gittik. Yani Fransa'daki Eurosatory Minipol fuarına gittik derken orada standımızı kurduk, ürünlerimizi tanıttık ziyaretçi olarak değil. Amerika'da Shot Show, işte Almanya'da IWA, işte Abu Dhabi'de IDEX'e gittik. Dünyanın her yerine gittik ve bütün bu coğrafyaları dolaştık. Tabii bir tarafta da hep kafamızda, ya biz bütün bu coğrafyalara dolaşıyoruz. Bütün bu coğrafyaların hepsi sonuçta ya NATO ülkesi ya da NATO'nun müttefiki olan ülkeler. Diğer tarafta işler nasıl dönüyor? Oralarda acaba biz gittiğimiz zaman bir şeyler yapabilir miyiz? Bize bir ilgi olabilir mi? Eski Sovyet ülkelerinde derken biz de Rusya'da, Moskova'da olan fuara katıldık. Tabii biz o fuara katıldığımızda yani bir NATO ülkesinden bir firmanın gelmesi ve oraya katılması ciddi manada bir ilgi gördü. Farklı bir noktaya geldik. Rusya Genelkurmay Başkanı, aynı zamanda Milli Savunma Bakanı Şoygu Bey geldi. Standımızı ziyaret etti. Ciddi manada bilgi aldı. Herkes merakla bakıyordu. Yani siz burada ne yapıyorsunuz? Ne yapmaya çalışıyorsunuz? Yani NATO mühimmatlarını Ruslara mı satmaya çalışıyorsunuz? Niye geldiniz buraya diye. Biz de evet gerçekten onun için gitmiştik yani. Çünkü herkesin her şeye ihtiyacı var. Ve her yerde ticareti kovalamak gerekiyor. Fırsatları kovalamak gerekiyor. Biz de o fırsatları kovalamak için oraya gittik. Yine burada resimlerde Sanayi Bakanımızın fabrikaya olan ziyareti var. Geldiler, ziyaret ettiler. Bütün ürünlerimizin hepsini kontrol ettiler. Kendisinden ciddi manada maddi manevi destek de aldık. Teşekkür ederiz. İşte yine fabrikamızda üretilen ürünlerden, fişeklerden, daha çok eski fişeklerden bazı numuneler, işte fabrikamızda üretilen kurşunlar, saçmalar, bunların numunelerini burada sergiliyoruz. Ve en son artık yine geçen yıl yaptığımız, bizim organize ettiğimiz, benim şahsen organize ettiğim, firma olarak da katılım sağladığımız Asker Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi var. Burada da o Asker Radar Sınır Güvenliği Zirvesi'nde bizi ziyaret eden komutanlarımız, aynı zamanda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Bey ve Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın fotoğrafları burada yer alıyor. Burası işte böyle bir 1987'den 2020'ye doğru gelmiş olduk. Bundan sonraki duvarları da artık gelecek yıllarda buralarda kimler olursa onlar doldurur.